başarısız. Biyografi olarak izlersen başarısız. Ama tabii Marx anlatmak ilgilisi için tabii en kötüsü de iyidir yani. Ben çok gaza geldim mesela. Marx hakikaten önemli bir adam. Onun magazinini konuşmak bir kenara, diyalektik ile, yani diyalektik materyalizm ile metafizik arasında bir geçiş oldu ve özellikle Engels bunu çok net ifade etti. Artık metafizik bitti, diyalektik var diye. Bundan sonra hiç kimse dünya artık geri dönülemez bir noktaya geldi. Yani ondan sonra işte artık hep gericiliktir. Çünkü gerçekten de eğer metafiziği bitirdiyseniz ve diyalektik her şeyi açıklıyorsa, biz yani eğer onlar haklıysa biz çok yanlış bir şeye iman ediyoruz yani. Yani yanlış bir şeye iman ediyoruz. Ya bunu kabul edeceğiz ya da metafiziği geri döndüreceğiz. Ve temelde bu ikisi arasında bir tercih yapmadıkça, yani dine, Allah'a, ilahiyata, metafiziğe, her neyse, bu seviyede, en alt seviyede, kökte, toprakta, daha henüz hiçbir şey konuşmamışken bir yer açamazsak, sizi temin ederim, yani bunu bizzat göreceksiniz de. Yani kendi çocuklarınızı da göreceksiniz. Siz kendi babalarınız kadar dindar değilsiniz ve çocuklarınız da kesinlikle sizin kadar dindar olmayacak. Ve onların çocukları da onlar kadar dindar olmayacak. Elif Hanım, senin elin geçmedi mi ya? Sen ne yaptın eline? Kırıldı. Sanki o gün kırıldı gibi konuşmamıştın. Ben gittim, kırık olmadığını söylediler. Vay be. Bahtiyar Limanı'na gittim, kırık olmuş şurada. Acil hekimi fark etmedi. Geçmiş olsun. Onların çocukları, estağfurullah. Onların çocukları da onlar kadar dindar olmayacak. Schopenhauer Payet'den bir şey alıyor, bir alıntı yapıyor. Diyor ki Payet, yani emin değilim Fransız Payet diye mi okunuyor, Payet diye mi okunuyor. Bundan sonra diyor, insanlık yavaş ve acılı bir şekilde dinin bitişine şahit olacak. Başka bir şey olmayacak diyor. An itibariyle kesinlikle haklılar. Yani vaka bunu gösteriyor. Biz bu diyalektik metafizik tartışmasını görmeksizin, bunun en dibi neresiyse, varsa yani o dip, bu dibe de inmeksizin, bizim konuşmalarımızın tamamı hava. Yani ister tarikatçı anlamda bir konuşma olsun, ister tarihselci anlamda bir bakış olsun, İster evrenselci anlamda bakış olsun, bizim daha çok gidip geldiğimiz vakıflarda yapılan konuşmalar olsun, tamamı magazin. Hiçbirinin hiçbir gerçekliği yok. Hiçbir şeyi değiştiremezler. Hiçbir şey yani. Bunun en altındakini görmek zorundayız. Ya bunu göreceğiz ve adamlara hak vereceğiz. Böylece biz de artık din alanından dışarı çıkmış olacağız. Ya bunu göreceğiz, bir rakip olmak adına değil, yani bir mücadele adına değil, haksız bulup metafiziğe bir yer açacağız, o zaman din tekrar boşluk doldurmuş olacak yani. Çünkü şu anda din hiçbir boşluğu doldurmuyor. Ya da biz kendi mahallemizde kendimizi tatmin ederiz, çoluk çocuğu karşımıza alırız, retorik üstüne retorik patlatırız. Kendimizi de dış dünyaya kapatmak zorundayız, dikkat edin. Bunu ancak dış dünyaya kapatarak yapabiliriz ki bütünümüz böyledir. Kendisini dış dünyaya açmış bir dindar yoktur gerçek anlamda. Bütünümüz böyledir. Kimisi bunu çok çok bodoslama yapıyor. Kimisi bunu daha entel kavramlarla yapıyor. Ama nihai anlamda yaptığımız şey kendimizi dış dünyaya kapatmaktır. Yani bir tanesi çıkıp ne uzayı
Zaten yapamayacaksınız. Bana 100 bin dolar verin işi kapatayım diyor. Espri yapıyor. Diğeri bu tarafta profesör, yakışıklı, giyiniyor filan. Her türlü felsefi kavrama da sahip. Heisenberg diyor, bilmem ne diyor, şu diyor, bu diyor ama aynı şeyi söylüyor. %100 aynı şeyi söylüyor. Bir iki çıkıyor, Allah olmadan ahlak olmaz diyor. Hiçbir ahlak tartışmasını bilmeden söylüyor. Hiçbirini bilmeden söylüyor. Aristoteles ahlakını mı incelemiş, içinden geçmiş? Kant ahlakını mı? Hegel'in mi? Neyin? Hiçbirini. Ama bir motto, ahlak olmazsa, Allah olmazsa ahlak olmaz. Yani sanki çok entelektüel bir çizgide yürüyormuşçasına kendisini kapatıyor. Kimisi hiç oralara giymiyor, cübbesiyle, sakalıyla, ben zaten buyum, özüm bu diyor ve kendisini zaten kapatıyor. Ama din en sonunda kendisini aydınlanmaya kapatmak zorunda. Çünkü kapatmadığında kaybediyor. Ve söyleyecek tek bir kelimesi yok bakın. Tek bir kelimesi yok. Magazin istiyorsanız bizde var. Onlar da yok. Bunun tek bir tane yolu var. Metafiziğe bir kapı açmak. Çünkü metafiziğin bizdeki karşılığı ilahiyat. Buna bir zeminde, o Heidegger'in sözünü ettiği toprakta, o ağaç nerede arkadaş diyor hani. Şunu gövdesi, bunu kökü, bunu bilmem meyveleri yaptın ama toprak nerede diyor. Biz ortada diyelim bir bahçe var. Bu bahçede bizim de bir ağacımız var. O ağacın da meyve vereceğine inanıyoruz. Bir din ağacı. Daha özelde İslam ağacı. Onun çok güzel meyveler vereceğine inanıyoruz. Diyelim ki işte insanlığı kurtaracağına inanıyoruz. Bizi açlıktan kurtaracağına inanıyoruz. Ağacı dikeceğiz, dikmesine de bahçede bizim ağaca yer kalmamış yani. Hani Heidegger'in verdiği örneği alegori üzerinden yürütüyorum. Yer kalmamış. Şimdi biz de ağacı bir yere dikmemişiz. O ağacı bir betonun üstüne, bir platforma öylesine oturtmuşuz. Ağacın yakışıklı göründüğünü söyleyip duruyoruz ama ağaç işlevsel değil. O ağaçtan meyve ummayı bekliyoruz. Meyve çıkmayınca da işte şucular yüzünden meyve çıkmıyor. İşte bucular yüzünden meyve çıkmıyor diyoruz. Konunun bizde tartışılan seviyeyle hiç alakası yok. Hani IŞİD, işte nakilcilik, rivayetçilik IŞİD doğurdu, asparagas. Yok evrenselcilik, mantıkçılık, Kur'ancılık bir IŞİD doğurdu, o da asparagas. Gerçek bu değil. Hani konu Marx'tan açıldı. Marx bunu tamamen kendi ortamında yaptı. Aynı eleştiriyi, benim şimdi yaptığım eleştiriyi, tabii çok güçlü bir şekilde, kendisine yakışacak şekilde, kendinden öncekilere yaptı. Dedi ki, bir gerçeği görmeyip, o gerçek haricindeki her şeyi konuşmak temelde bir konuşma değil dedi yani. Ya o çekirdeği görmeyip, onun kabuğunu konuşmak, ama kabuğu şudur budur, iyi retorikler üretmek, iyi mantıklar yürütmek sonuçta bir şey değiştirmiyor. Marx diyor ki, tarih ezenlerle ezilenlerin tarihidir diyor. Sınıf mücadelesi tarihidir. Şimdi her kim ki insanoğlunun tarihine bakar ve bunu görmez ise, bunun haricinde ne görürse görsün ve ne kadar haklı olursa olsun sonuçta doğru bir şey çıkartamayacaktır diyor. Bundan hiç şüphesi yok Marx'ın ya. İsterseniz oradan 1000 bilgi edinin, 10.000 bilgi edinin ve hepsinde de haklı olun ama temelde o üstü örtük olan gizemi, gizli o içerideki ana mefhumu, çekirdeği, kavramı, olguyu, olayı bilmiyorsanız ki o sınıf mücadelesidir. Bu sınıf mücadelesini göremiyorsan tarihte başka bir şeye bakma diyor. Çünkü neye bakarsan bak, gerçeğe çok benzeyen ama alternatif bir gerçeklik ortaya koyacaksın. Ve bu diyor gerçeğe çok benzeyecek ama gerçek olmayacak. O yüzden de diyor sen de bunun gerçek olduğunu zannedeceksin. Senin ardılların da bunun gerçek olduğunu zannedecek. Bu çatışmayı görmek zorundasın diyor. Şimdi ben de hani konu oradan açıldığı için söylüyorum. Müslüman düşünürler, mütefekkirler gerçeğe çok yakın şeyler söylüyorlar. Çok iyi şeyler de söylüyorlar. Ama gerçek
Bu metafizik kökte ve metafizik kökte bize yer yok şu an. Kant bunu elimizden aldı. Diyalektik materyalizm bunu elimizden aldı. Darwin bunu elimizden aldı. Ve biz hala sanki Darwin elimizden hiçbir şey almamış gibi davranıyoruz. Burada türlerin kökeni var. Burada Kur'an var. Türlerin kökeni 2019 yılı itibariyle olduğu yerde duruyor. Biz Kur'an'ı getirdik buraya koyduk böyle. Oysa bunun tersi olmalıydı. Eğer biz haklı idiysek. Ama bu burada duruyor. Biz buraya getiriyoruz. İncil de buraya geliyor. Tevrat da buraya geliyor. Avesta da buraya geliyor. O olduğu yerde duruyor ama. Tüm gücüyle duruyor. Çünkü diyalektikle aktarıyor. Ve bu aslında bu kadar basit değil. Yani Darwin o kadar haklı değil. Marx'ın diyalektik materyalizmi de o kadar güçlü değil aslında. Ama bunu da yine biz yapmıyoruz. Biz fark etmiyoruz. Bunu mesela Heidegger fark ediyor. Bunu mesela Sartre fark ediyor. Bir dakika deyip oraya bir şeyler soruyor. Bunu bizim adımıza onlar yapıyor. Tabii bizim için yapmıyorlar. Başka bir felsefe için yapıyorlar. Ama bir tutunacak dal kaldıysa bunu yine onlar yapıyor yani. Biz o kadar meseleden habersiziz ki o gerçeği görmeyip her türlü tırvırıyı konuşuyoruz. Her türlü magazini konuşuyoruz. Ve bu magazinle de birbirimizi kesiyoruz. Kafamıza sıkıyoruz, yakıyoruz, küfrediyoruz, tekfir ediyoruz. Hepsi boşa. Bir metafizik kurmak zorundayız. Ya da dinden uzaklaşmak zorundayız. Bu ikisinden biri kaçınılmaz bakın. Yani bir düşünür, gerçekten düşünür, bu cümleleri bu şekilde kurmaz. Yani sanki en başta cebimizde hakikat olmuş da ona göre davranıyormuşuz gibi konuşuyorum çünkü. Belki hakikaten öyle değildir yani. Belki hakikaten biz hakikat alanında değilizdir. Bunu nasıl bileceğiz işte? Bunun en temelde diyalektik ve metafizik tartışmayla bunu yapacağız. Türkiye'de bununla uğraşan 3-5 tane adam tanıyorum ben. Ve o adamlardan çok umutluyum yani. İhsan Fazlıoğlu gibi birinden umutluyum. Ayhan Hoca'dan umutluyum hakikaten. Ha, bunun gibi işte 3-5 isim daha sayarız. Gerisi şu sosyal medyada dönen, şu vakıflarda dönen hepsini atın kenara. Hepsini ama hiçbir şey söylemiyorlar. Hiçbir şey yani. Söyleme ihtimalleri yok. Tabii bu çok acılı bir durum. Ve ben şu anda yani neden bahsediyorum, ne kadar sizde karşılığı var ondan da emin değilim. Yani metafizik ve diyalektik eliminasyonu tartışması nasıl?